Merhaba sevgili teraziler. Selamlar sevgili teraziler. Nasılsınız? İyi misiniz? 2014 yıllık burç yorumlarına birinciokulu farkıyla ulaşmak üzeresiniz. Evet sevgili terazi. Yani Demet Hanım da bir terazi burcu. Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan. 2014 yılında sizlerleyiz. Evet sevgili terazi, anlat bakalım bu yıl seni neler bekliyor? Sevgili teraziler, gerçekten sizin için önemli bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. Teraziler birçok konuda aslında etki altındalar. Tutulmalar Koç terazi aksına kayıyor. Ay düğümleri yine aynı şekilde Akrep Boğa aksından Koç terazi aksına kayacak bu yıl. Venüs retromuz var, Mars retromuz var. Bunların hepsi terazi burcunu etkileyen açılar. Uranüs Plüto karesi yine sıkıştırmaya devam ediyor terazileri. Şimdi genel olarak baktığımızda yıla aslında terazilerin yönetici gezegeni Venüs'ün retrosuyla başlıyoruz. 21 Aralık'ta retro harekete başlayan Venüs 31 Ocak'a kadar retroda olacak. Terazilerin özellikle ev, aile gibi konular çok fazlasıyla ön plana çıkacak. Evet. Gerçeği söylemek gerekirse. Bir ev, aile gibi konularda gecikmiş olaylar yeniden gündeme gelecek. Terazi burcunda Venüs'ün Oğlak'taki etkisiyle ama 31 Ocak'tan sonra bazı Ocak ayının ilk günlerinde olan bazı sıkıntılar ve problemler düzelmeye başlayacak. Bir de Mars'ın 2 Mart'tan itibaren 20 Mayıs'a kadar tüm terazi burcu grupları üzerinde yapmış olduğu bir retrograde hareket var. Arkadaşlar, küçük bir uyarıda bulunayım. Terazi burcuysanız veya yükselen burcunuz terazi ise, doğum haritanızda Mars retrograde pozisyondaysa birazdan söyleyeceğimiz şeyler sizi ilgilendirmiyor. Ama Mars ileri hareketteyse çok dikkatli dinleyin. Peki ileri veya geri Mars'ın olduğunu nasıl bulacaksınız? Birinciokulu nöbetçi astroloji servislerinden yararlanacaksınız. Oradaki 24 saat nöbetçilerimize Mars gezegeninizin durumunu rahatlıkla sorabilirsiniz. Evet, Mars retrograde terazi ilginç değil mi? Ne dersin? Evet, Mars'ın retro olması ilginç. Mars bir de 27 Temmuz'a kadar terazi burcunda. Yani terazilere yaklaşmayın. Evet, teraziler gergin. Teraziler çatışmacı, teraziler yalnız. Teraziler hayatlarında gerçekten çok zorlu bir döneme giriyorlar. Evet, çünkü bu dönem içerisinde tutulmalarımız olacak. 15 Nisan'da terazi burcunda bir ay tutulması yaşayacağız. 25 derece terazi burcunda olacak. 8 Ekim'de de 15 derece Koç burcunda ay tutulması yaşanacak. Terazinin karşıt burcu olduğu için yine teraziler için önemli bir tutulma. Özellikle 15 Nisan'daki tutulma aynı zamanda retronun da devam ettiği bir süreçte olacak. Bu tutulmalar tabii ay tutulması. Biraz böyle duygusal olarak yakınlarını ilgilendiren konularda. Anne ile ilgili sorunlar, kadın erkek ilişkilerinde problemler, duygusal hayatlarda, duygusal hayatta bitişler ve yeni başlangıçlarla ilgili konuları çok ön plana çıkartır. Ancak burada bir uyarıda bulunacağım. Evet. Terazi burcu yıllık yorumu çoğunlukta güneş burcu terazi olan içindir. Yükselen burcu terazi olanlarda bu kadar olumsuz etkilere sebebiyet vermeyecektir. Bu sebepten dolayı 15 Nisan mesela 15 Ekim civarında doğmuş olanları etkileyecek. Evet. 8 Ekim Koç burcundaki ay tutulması işte 8 Ekim 7 8 9 10 Ekim civarındakileri etkileyecek. 20 21 22 23 Ekim civarında Akrep burcu güneş tutulması. Yani terazi burçları güneş Uranüs arasındaki karşıtlıktan dolayı evli olan kişilerde bazı duygusal sıkıntılar, ayrılmak, ayrılmayla ilgili konular. Temeli zayıf olan şeyler zaten bitebilir. Temelleri zayıf olan problem, olaylar, kavramlar, ilişkiler, evlilikler 2 Mart'tan itibaren zaten sorun yaratmaya başlayacaktır. 20 Mayıs'a kadar bu çok belirginleşecektir. 2 Mart 20 Mayıs arasında aslında belli sağlık sorunları da bu 15 Nisan civarında ortaya çıkabilir. Yalnızca gerçeği söylemek gerekirse 20 Mayıs'tan sonra da Temmuz ayının ortalarına kadar Mars'ın o terazi burcunda kalacağı dönem, gerçeği söylemek gerekirse hayatlarında da artık olumlu olacak. Evet. Bazı sıkıntıların ve problemlerin biteceği. Çünkü terazi burcunda şöyle bir özellik de var. Jüpiter'le Satürn'ün de desteği var. İş ve kariyer hayatlarında da bir ilerleme var.
Evet, yengeç. Bir büyüme var, bir gelişme var. Yani bazıları iş değiştirecek, bazıları daha keyifli noktalara gelecek ve bazıları daha da huzurlu ve daha da ne diyebilirim yapıcı bir döneme girecekler. Evet, evet. Aslında terazi burcunda tutulmalar, Mars'ın retrosu, Venüs'ün retrosu zaman zaman yorsa da benim bir tavsiyem var. Terazi burcu izleyicilerimize, aylık burç yorumlarımıza çok dikkatli, haftalık burç yorumlarına ve günlük burç yorumlarına çok dikkatli bu yıl takip etmeliler. Ve çevrelerinde bir terazi, diğer teraziye yardımcı olmalı ve bu Mars'ın retrograde'inin, Venüs'ün retrograde'inin gerçekten hayatında çok önemli değişikliklere sebebiyet vereceğini bilmeli. Mesela bekarlar evlenir. İlişkide sıkıntısı olanlar boşanır. Hı hı. Çocuğu olmayan çocuğu olur. Çocuğu olan çocuğu okula başlar. Hı hı. Ama iş kurabilirler. İş kurabilir. Ve Satürn'ün ikinci evdeki pozisyonu. İş kurmak için iyi. Evet. Genel olarak aşk ve evlilik için zorlu bir yer. Hı hı. Ama iş kurmak için harika. Ben böyle derim. Biz böyle deriz hepimiz. Der. Demet, kapatıyoruz değil mi? Evet, sevgili teraziler, özellikle bu yılbaşı 31 Aralık 1 Ocak biraz gökyüzü gerçekten gergin. Önce grupları çok etkiliyor, terazi burçlarını da etkileyebilir. Nisan başı 2-3 Nisan, 4-9 Temmuz, 5-8 Ekim, 11-13 Kasım aralıkları öncü gruplar arasında oluşan sert açılar nedeniyle terazi burçları da biraz zorlanabilirler. Bunun yanı sıra 1 Mart, 18 Nisan, 25 Temmuz, 18 Ağustos, 5 Aralık ve 15 Aralık'ta gerçekten gökyüzünde çok güzel enerjiler var. Jüpiter'in ve Venüs'ün güzel enerjileriyle şans ve fırsatlarda terazi burçlarını bulabilir. Şanslısınız. Terazi burcuna pas geçti. Çünkü kendisi terazi. Saygılar, sevgiler. Hoşçakalın. Güle güle.